Tahmin etmiyorum. Ama yüksek enflasyona gider. Tabii enflasyonun şöyle bir özelliği var. Enflasyon çok hızlı bozuluyor. Yani enflasyon ihmal etmeye ondan sonra veya işte önemsememeye falan asla gelmiyor. Çok hızlı bozuluyor. İşte bunları da yaşadık. Yani Türkiye'de enflasyon %6'lara kadar düşmüştü. Ama şimdi tekrar %20, o da TÜFE endeksi. İşte %45 ÜFE konuşuyoruz ki %45 üretici fiyat endeksi bu hükümetin 2002 yılında devraldığı, o zaman toplam eşya fiyat endeksi diyoruz, %31'in 13-14 puan üzerinde. Yani aslında üretici fiyatlar açısından baktığımızda bu hükümet aldığı enflasyonun daha üzerinde bir enflasyon noktasına Tabii. Türkiye'yi getirdi. Dolayısıyla hızlı bozulabilir. Tabii enflasyon bizim hocalarımız vardı, Özlem Vatan vardı. Her şeyi bozar bu enflasyon derdi. Vergi kanunlarını bile bozar. Çünkü birçok şey işte maktu yazıyorsunuz. Her şey sürekli güncelleme ihtiyacı oluyor. Dolayısıyla enflasyonu tabii şimdi öyle anlıyorum ki ben, geçmişte bunları yaşamamış, bu konuları çalışmamış olan bir kesim insan var ve bunlar şu anda bu politikaları yönlendiriyor. Yani Türkiye'nin o enflasyon döneminde veya hatta Türkiye ile birlikte gelişmekte olan ülkeler de yaşadı o dönemde, sadece biz de yaşamadık. Yani o yaşanan enflasyonun sıkıntılarını bilmeyen insanlar bugün bu politikaları biraz yönlendiriyor gibi geldi. Çok ezici oluyor. Yani işte sabit gelirliği eziyor çünkü onların bu artan enflasyona göre kendi gelirlerini ayarlama imkanları yok. Küçük esnafı eziyor çünkü işte nihayetinde mal alıyor, mal satıyor. Sattığı malın yerine yenisini koyamıyor. Çiftçiyi eziyor enflasyon. Dolayısıyla enflasyon meselesi yani çok riskleri barındırıyor. Hızlanabilir. Ama zaten yeteri kadar da yüksek. Bakın şu anda konuştuğumuz enflasyonlar, Tabii. dünyadaki enflasyon geçen işte nedir, 2022 için gelişmekte olan ülkeler ortalaması %4,5-5 civarında. Gelişmiş ülkeler %1-1,5-2 civarında. Yani onların 10 katı veya işte diğerinin 5 katı bir enflasyonumuz var. Bunlar zaten az değil. Dolayısıyla enflasyon meselesi önemli. Şimdi benim dikkatimi çeken bir şey daha oldu. Bu DTH'larla ilgili. Belki Merkez Bankası Başkanı, şimdi analizi de yanlış yapıyorlar. Yani tabii analizi yanlış yaparsanız, tespiti yanlış yaparsanız zaten tedavi etmek isteseniz bile yani şeyleriniz yanlış olacaktır. İşte DTH'lar yılbaşından bu yana 40 milyar dolar çözüldü gibi bir şey söylüyor Merkez Bankası Başkanı. Bunu hangi rakama istinaden söylüyor, bunu anlamak mümkün değil. Şimdi TL mevduatlarda bir 300 milyar TL'lik artış var, ancak o daha çok işte o faizinden kaynaklanan bir şey. DTH'lara bakıyorsunuz, orada zaten olduğu gibi diyor, sadece 1 milyar dolar civarında bir bozulma var. Dolayısıyla yani bu tür yanlış analizlerin yapılması aslında demek ki ya, analizi yanlış yapan zaten çözüm hiçbir şekilde doğru bulma Tabii. imkanları yok. Diğer bir husus, şimdi hani az önce söyledik, ticari krediler işte yatırımcıların iştahı var, yatırım iştahı var, onu hani kullanma amaçlanıyor. Ama bir yandan da işte az önce Ömer Bey de ifade etti, yani bütün şeyde odalar, borsalar, her taraf, yani sanayi odaları, işte her şehrin filan en azından belli başlı olanları hepsi yapılan bu şeylerden duydukları rahatsızlığı ifade ediyor. Yani şu anda makroekonomik ortamından gelen rahatsızlığı, yani bu faiz indirimi onun Tabii. ortaya çıkardığı sonuçlardan rahatsızlığı ifade ediyor. Yani bu yatırımı kimle yapacağız? O zaman bunun yatırımcıyla iletişimini kurmak gerekir. Yatırımcının ikna edilmesi gerekir. İşlerin daha iyi gideceğine yönelik olarak hani böyle bir politikaları varsa, ama bu yatırımcıyla konuşulmadan böyle bir politikanın hayata geçirilmesi çok zor. Yatırımcı önünü görmediği zaman isterseniz siz, yatırımcı istikrara bakar. Faiz oranına o kadar da bakmaz. Faiz oranı önemli midir? Önemlidir. Ama bakın geriye doğru bunun analizlerine. Yani istikrarın olmadığı zamanlarda yani faiz oranlarındaki o avantajlar falan illa onları kullanacağız diye bir şey olmaz. Onu ne için kullanır? Yatırım için kullanmaz. Siz ticari kredileri verirsiniz. Yaşadık bunları pandemi döneminde. Vereceksiniz, vereceğiz. Ondan sonra nereye gidecek? Dolar alacak. Nereye gidecek? Altın alacak. Çünkü işler daha da bozuluyor Türkiye'de eğer güveni vermezseniz. Bu güvenin tersi nedir? Bozulmasıdır. Altına gidecek, dolara gidecek. Dolar kurunu artırıcı, hem cari açığı bozucu etkiler olacak. Hiçbir şey yapamasa işte üreteceği mallara ilişkin hammadde stoklarını güçlendirecek Tabii. bulduğu bu düşük şeyle, krediyle. O da bir ithalat talebi yaratacak. Erken alınmış bir ithalat talebi yaratacak. Bunların hepsini iyi değerlendirmek gerekir. Yani bunları böyle yatırımcıyı ikna etmeden yapacağınız bu uygulamalar yarın bir gün daha büyük sıkıntılar getirecektir. Ve bunları yaşadık. Hani bunları çok yakında yaşamamış olsak, hani bürokratlar işte insan hani aklı unutmakla maluldür filan deriz veya bürokratlar değişmiştir. Ya bunlar daha 3-5 ay, işte 3-5 ay demeyin. Hadi bir sene önce yaşadık bunları. Bu sıkıntıların hepsini çektik.
aynı sıkıntıları tekrar Türkiye'ye yaşatmanın bir anlamı yok. Peki. Ne yaptıklarını bilmiyorum işin kötüsü. Yani oradan oraya savruluyor. Bir gün birisi geliyor, bir politika değişti. Aslında bir politikasızlık var. Bunlara hiçbirisine politika diyemeyiz. Politika dediğinizin bir çerçevesi olur, bir yönü olur. O yönden ufak tefek sapmalar olur ama gideceği bir şey olur. Berat Albayrak gitti derken bazı şeylerden Türkiye kurtuldu dedik. Berat Albayrak tekrar geri döndü. Bunu da milletimiz bilsin. Kendisi dönmedi ama ekibi döndü, ruhu döndü, fikirleri döndü. İşte bu rekabetçi kurul meselesi onun ortaya attığı bir meseleydi. Daha önce başarısız oldu. Şimdi tekrar bunun üzerine. Ve bir şey daha var. Yani soru cevap kısmında başkanın söylediği, yani işte bugüne kadar 1100 bas puan faiz arttırdık falan diyor ve sıkı para politikası uygulayarak biz buralara geldik diyor. Yani şu anda geldiğimiz kötü durumunda uygulanan sıkı para politikasından şimdi kağıdın metnin dışına çıkınca aslında çok tehlikeli bir söz. Bilmiyorum yani şeyde yatırımcılar ne kadar dikkatini çekti. Sıkı para politikası uygulayarak biz buraya geldik diyor. Demek ki gevşetirsek düzelecek gibi de bir anlam çıkıyor. Yani hakikaten Allah yardımcımız olsun. Böyle ne yaptığını bilmeyen birileri tarafından işler yönetiliyor, yürütülüyor. Sayın Gencal, son soru, bilinçli bir devalüasyon politikası güdülüyor olabilir mi diye gelen sorular da var. Son olarak bunu sormuş olayım son cümlelerinizle birlikte. Can Bey, ben çok bilinçli olduğunu düşünmüyorum. Şuursuzca yapılan bir devalüasyon var. En azından bilinçli olsaydı kur rejimini değiştirip buna bağlı olarak Merkez Bankası eski kur rejimi neyse ona göre uygulanan bir enflasyon kadar devalüasyon gibi bir politik uygulardı. Bu devalüasyon tarafındaki uygulanan rejime bilinçli olarak yapıldığını ben açıkçası çok düşünmüyorum. Zira uygulanan politikaların hiçbir tanesi bilinçli değil. Zira Erhan Bey de söyledi, uygulanan şeyler politika değil, uygulama. Yani bugün kalkıp burada problem var, bu problemi nasıl çözeriz, ona fokus olalım derken öteki tarafta diğer problemlerin ciddi anlamda büyüdüğü bir ortam yaşıyoruz. Yani eğer bu bilinçli devalüasyon söz konusuysa ben bir de şunu öğrenmek isterim. Türkiye'nin bu kadar dışa bağlı olduğu bir yerde Merkez Bankası'nın önümüzdeki sene 2022 için %11 enflasyonu nasıl beklediğini çok merak ederim. Bir sonraki sene %7'ler civarındaki enflasyonu nasıl beklediğini sorarım. Çünkü eğer bu enflasyon bekleyişleri önümüzdeki süreç itibariyle vatandaşın demin Erhan Bey de söyledi, endişelerini daha fazla artıracak, beklentilerini daha fazla bozarak mevcuttaki varlığını korumak amacıyla likit varlıklara yönelerek Merkez Bankası'nın para politikasının etkinliğini tamamen ortadan kaldıracaksa bu konuyla ilgili ortaya çıkacak enflasyonun nasıl böyle bir %11 gibi bir beklenti halinde Merkez Bankası tarafından açıklandığı açıkçası beni çok merak ettiren başka bir unsur. Zira daha hala %45 civarında bir TL varlıklarda duran bir mevduat hacmi görüyoruz ki sermaye piyasasında duran başka bir takım varlıkları bunun içerisine katmıyorum bile. Onu da bir tarafta tutmak lazım. Zira hiperenflasyon riski var mı diye sormuş daha önceki sorunuza istinaden de. Her ne kadar Erhan Bey bu konuyla ilgili çok beklemiyorum dese de global anlamdaki emtia fiyatlarının, enerji fiyatlarının ülkemiz üzerindeki baskısını da göz önünde bulundurarak bu kadar gevşek bir para politikasının önümüzdeki süreçte vatandaşın tekrardan varlık tutumunu, portföy tercihlerini dövize kaydırması, altına kaydırmasının biraz daha hızlanarak devam ettiği bu ortamda Merkez Bankası'nın para politikasının tamamen etkin olmadığı bir ortamda bence ortaya çıkabilecek başka bir risk unsuru. Biz 1990'lı yıllarda yüksek kronik enflasyon yaşadık. Belki hani çift haneli rakamlara veya üç haneli rakamlara gitme ihtimali belki olmayabilir ama ben hiperenflasyonu açıkçası çift haneli 55'li 60'lı rakamlarda da olabilir diye düşünüyorum ki Türkiye'de en büyük adalet, gelir adaletini bozma konusundaki unsurlardan bir tanesidir. Türkiye'deki işsizliğin ortaya çıkışındaki en önemli unsurlardan bir tanesidir. Ben hep yayınlarda şunu söylerim. Enflasyon ekonomik olarak bütün kötülüklerin anasıdır. Maalesef bu kötülükleri tekrardan vatandaşımıza maruz bırakma konusunda iktidar ve Merkez Bankası halihazırda ciddi bir politika uyguluyor. Bunu üzülerek izliyorum. Peki.
Sayın Gencal çok teşekkür ediyorum. Sayın Usta çok teşekkür ediyorum. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarına değerlendirmeleri aldık efendim. Ekonomik yönden ve siyasi yönden iki ayrı kutupta değerlendiriyoruz elbette. Sizlerden gelen sorular, Halk TV Haber Merkezi'nin ilettiği sorular, devalüasyon, hiper enflasyon meselesi, tüm bunlara ilişkin ihtimalleri de konuştuk. Bilinçli mi uygulanıyor, bilinçsiz mi uygulanıyor meselesi de konuşuldu. Şimdi bakın ekranlara bir görüntü gelecek. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun birazdan konuşacağı adreslerden biri frekans uyduya çıktı deyim yerindeyse. Birazdan ekranlara getireceğiz. Öncesinde kısa bir reklam arasına gidelim. Siyaseten yine çok konuşulacak bir açıklama bekleniyor CHP liderinden. Birazdan buluşalım.